İstanbul'un Sadava'da kağıthane hem Bizans hem de Osmanlı döneminde rağbet edilen sayfiye mekanlar arasında yer aldı. Deredeki sandal sefaları, Hasbahçe'deki şenlikler nesilden nesile anlatıldı. Sadabat önce eğlence mekanı olarak akla gelse de mesire alanlarında kağıt değirmenleri de vardı. Bizans döneminde kağıt değirmenlerinde elde kağıt üretiliyordu. Fetih'ten sonra Osmanlı döneminde de bu gelenek devam etti. Burada kağıt değirmenleri olduğu için bu bölgeye kağıthane denildi. İlçenin adı da buradan geliyor. Kağıthane Belediyesi Bizans'tan Osmanlı'ya ve hatta günümüze dek uzanan elde kağıt yapma sanatını bugün de yaşatıyor. Sadece ağaçlarda selüloz değil, atıklarda da selüloz olduğunu, bunlardan da kağıt üretilebileceğini, dolayısıyla çevremize katkıda bulunabileceklerini öğretiyoruz. Atölyede atık kağıttan geri dönüşüm yoluyla kağıt yapıldığı gibi, içinde selüloz olan hemen her şeyden, bitkilerden, kumaş atıklarından da kağıt üretiliyor. Selüloz lifleri sadece ağaçta değil, aslında bütün bitkilerde selüloz var. Soğan kabuklarında özellikle bakın bol miktarda selüloz var. Biz bunları kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra posa haline geliyor. Posayı teknemize aktarıyoruz. Kağıt atölyesi hafta içi her gün saat 8.30'dan 17'ye kadar misafirlerini ağırlıyor. Çocuklara, yetişkinlere, atölyeye gelen tüm ziyaretçilere kağıt yapımı uygulamalı olarak ücretsiz gösteriliyor.